LGBT sapkınlığı. LGBT konusu biz Müslümanlar açısından tartışmaya kapalıdır. Zira Rabbimiz bu fuhşiyatı şer'an mahkum etmiş, sahiplerini dünyada çetin bir azaba çarptırmıştır. Eşcinsellik vahye göre şu ayetlerle tanımlanmıştır. Eşcinsellik cehalettir. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Hayır. Öyle değil. Siz cahillik etmekte olan bir topluluksunuz. Neml Suresi 55. Eşcinsellik haddi aşmaktır. Ve Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, öyle değil. İşin aslı sizler haddi aşan bir topluluksunuz. Şuara Suresi 166. Bakınız Araf Suresi 81. ayet. Eşcinsellik bozgunculuktur. Lut dedi ki, Rabbim, şu bozguncu, müfsit topluluğa karşı bana yardım et. Ankebut Suresi 30. Eşcinsellik fasıklıktır. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyle geldiklerinde, biz bu beldenin ahalisini helak edeceğiz. Şüphesiz onun ahalisi zalim oldular, demişlerdi. Ankebut Suresi 31. Eşcinsellik nefret edilecek, tiksinilecek bir ameldir. Demişti ki, ben sizin bu yaptığınız işten nefret ediyorum. Şuara Suresi 168. Yüce Allah, eşcinsel bir hayat isteyenleri iki ayrı manevi ceza ile cezalandırdığını haber vermiştir. Bunlardan ilki sarhoşluktur. Senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Hicr Suresi 72. İkincisi ise gözlerinin kör olmasıdır. Andolsun ki, onun konuklarını da arzulamışlardı. Biz de gözlerini silip kör ettik. Tadın azabımı ve uyarımı, dedik. Kamer Suresi 37. Eşcinsellik, aklı örten manevi bir sarhoşluk ve gözü kör eden manevi bir perde gibidir. Sapkın zümrenin söylemlerine baktığınızda dikkatinizi çeken ilk şey de bu olur. Kur'an'a konu olan sapkınların şu söylemlerini dikkatli okuyun. Aynı kaynaktan, iblisten beslenen günümüz sapkınlarına ne kadar benzediklerini göreceksiniz. Biz seni toplumun işine karışmaktan alıkoymamış mıydık? Demişlerdi. Hicr Suresi 70. Demişlerdi ki, bu işe bir son vermezsen ey Lut, kesinlikle buradan çıkarılıp sürülenlerden olacaksın. Şuara Suresi 167. Kavminin cevabı yalnızca şu oldu. Lut ailesini yurdunuzdan sürüp çıkarın. Çünkü onlar temiz insanlarmış. Neml Suresi 56. Sapkın zümre, gözleri görmeyen ve akıllarını yitirmiş sarhoşlar gibidir. Onları uyaran muvahhidleri, başkalarının özgürlüğüne müdahale etmek yahut güya temiz, namuslu olmakla suçlamakta ve nihayet kovmakla tehdit etmektedir. Bugünkü sapkınların onursuz yürüyüşlerine bakın. Açılan pankartlar, dünkülerin söylemlerinden başka bir şey değildir. 21. yüzyılda şahitlik ettiğimiz bu çekişme, Lut aleyhisselamla kavminin güncellenmiş çekişmesidir. Akıl sahibi herkes bu kötülüğe karşı sesini yükseltmelidir. Zira Sodom kavminin torunları, ataları gibi tüm toplumu helaka sürüklemektedir. Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Hicr Suresi 74. Burada sorulması gereken temel soru şudur. Eşcinsel sapkınlığın bu denli görünür olması ve yaygınlaşmasının nedeni nedir? Bize göre üç temel neden vardır. Aileyi yıkmak, toplumu fasıklaştırmak, pazar oluşturmak. Aileyi yıkmak. Vahiy, insanın tarihini aileyle başlatır. Adem ve Havva aleyhisselamla başlayan kıssa, bir ailenin kıssasıdır. İblisin amacı ise aileyi parçalamaktır. Bu nedenle, o aileyi dağıtan askerlerini övmekte, onları ödüllendirmektedir. İblis tahtını suyun üzerine kurar
Sonra askerlerini sağa sola gönderir, askerlerinin derece ve makamca kendisine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır. Hepsi yaptıklarını anlatmak üzere iblisin yanına gelir ve içlerinden birisi, ben şunu şunu yaptım der. İblis ona, sen hiçbir şey yapmadın der. Sonra onlardan bir diğeri gelir ve o, insanı kendisiyle karısının arasını iyice ayırana kadar terk etmedim der. Bu ifade üzerine İblis o askerini kendisine yaklaştırır ve sen ne kadar iyisin diyerek takdir eder. Müslim. Aile, insanı koruyan manevi korunaklardan biridir. İnsi ve cinni şeytanlar bu gerçeği bildiğinden onu parçalamak için her yola başvurur. Eşcinselliğin yaygınlaşması, aile kurumunu parçalayacak etkenlerden biridir. Toplumu fasıklaştırmak. Ankebut suresinin 31. ayetinde okuduğumuz gibi, eşcinsellik fasıklıktır. Müstekbir tağutların, toplumu kendilerine itaatkar birer köle kılmak için iki şeye ihtiyacı vardır. İstihfaf ve fısk. Yüce Allah, Firavun'un kavmini nasıl köleleştirdiğini şöyle anlatır. Kavmini hafife aldı, onursuzlaştırdı, aptallaştırdı. Onlar da ona itaat ettiler. Şüphesiz ki onlar fasık bir topluluktu. Zuhruf Suresi 54. Halkı istihfaf etmek, onları onursuzlaştırmak, hafife almak, sırtlarından sopayı eksik etmemek, açlık sınırında yaşamalarını sağlamak, onları farklı ideoloji, parti, futbol takımı, ırk davasıyla birbirlerine kırdırmaktır. Fasıklaştırmak, günahkar bir toplum oluşturup toplumu günaha teşvik etmektir. Böylece ruhi ve bedeni anlamda onursuz, zelil ve değersiz bir toplum oluşturmaktır. Pazar oluşturmak. Eşcinsellik, üçüncü bir tür olma iddiasıdır. Böyle bir iddianın meşruiyet kazanması, bu türe uygun yeni ürün pazarı oluşması demektir. Dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Bu tartışmaya bağlı olarak, markalar yeni ürünler üretmeye, ürünlere LGBT'yi sembolize eden renkler ve şekiller koymaya başladılar. Kapitalizm için hedef kâr etmektir. Şayet pazar oluşturacaksa tüm değerleri tartışmaya açabilir. LGBT, pedofiliye açılan kapıdır. Bugün çoğu insanın görmezden geldiği hakikat, LGBT'nin çocuk istismarına açılan kapı olmasıdır. Dünyada bu işin bayraktarlığını yapan kuruluşlar, başlarda eşcinsellik ve pedofili özgürlüğünü birlikte savunuyorlardı. Daha sonra toplumsal tepki nedeniyle strateji değiştirip yeni bir yol izlediler. Buna göre toplumu önce eşcinsel ilişkiye ikna edecek, toplum cinsel aşırılığa alıştığında da pedofili gündemleştirilecek. Bir adım sonrası ise hayvanlarla ilişki. Putlaştırılan bilim ve AB kriterleri. İnsanoğlu eliyle putunu yapar, sonra da ona tapar. Geçen yüzyıl insanlar bilimi putlaştırıp onun iddialarını ilahi vahiy gibi kabul ettiler. Ve maalesef bilim eşcinselliği cinsel eğilim olarak kabul etmeye başladı veya zorlandı. Şeytanın ağına düşen gençler ebeveynlerinin karşısına dikilip bilimin eşcinselliği cinsel bir eğilim kabul ettiğini, kapısında bekleştiğimiz AB'nin bu durumu bireysel özgürlükler kapsamında değerlendirdiğini söylüyor. Put dikersen elbet birileri tapacaktır. Siyasi ikiyüzlülük ve pasif toplum. Topluma ahlaki değerleri aşılaması gereken kültürel araçlar ne durumdadır? Son 20 yılda üretilen kültürel içerikler bu amaca uygun mudur? Örneğin, bir kabadayı filminde en mert karakterin bir eşcinsel olması, birçok kabadayının yapamadığını yapıp arkadaşı için ölüme yürümesi tesadüf müdür? Geniş bilgi için algı yönetimi ve manipülasyon, Mücahit Gültekin, sinemada pazarlanan eşcinsel karakterler, Kürt, kovboy, kabadayı, siyasetçi. Sayfa 197-199. İktidara yönelik her türlü eleştiriyi sansürleten siyasi irade, neden söz konusu İslam dini ve toplumsal ahlak olduğunda özgürlükçü kesilmektedir? Bu siyasi ikiyüzlülüğün nedeni nedir? Unutmamak gerekir.
bir münkerin yaygınlaşması iki temel nedene racidir. Münkere karşı hassasiyetini yitirmiş pasif toplum, yani bizler, ve fısk toplumun oluşmasına duyarsız siyasi irade.